Evet dostlar, tekrar hayırlı günler dilerim. Kaydı başlatmayı unutmuşuz. Yayına yapıyoruz ama kayıt almamışız. Endeksle alakalı süreci aktarmıştım sizlere. Bir daha üstünden geçelim. Diğer hisselerin de süreçlerini anlatayım ben size. Şimdi endekste daha önce benim sizlerle paylaşmış olduğum 340 dolar hedefi duruyor biliyorsunuz. 340 dolar hedefi görülecek, bir sorun problem yok. Lakin yakın tarihte bir düşüş yaşadık. 334-335 dolar bandından 5 Temmuz'la geçtiğimiz çarşamba gününe kadarki süreci anlatıyorum. Ciddi bir düşüş yaşadık. Bu düşüş akabinde bir yükseliş formasyonu oluştu. Ben çarşamba günü kendi grubumda hisse paylaştığımı sizlere çarşamba günü müydü? Çarşamba olması lazım. Yaptığım yayında aktardım. Dedim ki pazartesi hisse paylaşmadım. Salı hisse paylaşmadım çünkü endekste düşüş bekliyordum. Bugün hisse paylaştım çünkü endekste yükseliş bekliyorum diye. Bugün de yayını açmamın sebebi endeksteki düşüş formasyonuydu. Bu düşüş formasyonu da şöyle göstereyim size kısaca. Hatta periyodu biraz ufaltalım daha net görünsün. Düşüş formasyonumuz var. Bu düşüş formasyonu hani yukarı yönlü esneme yapabilir. Bu esneme zaten yaklaşık %1,5'a falan tekabül eder yukarı yönlü. Ama düzeltme seviyelerinde oran olarak sizlere söyleyeyim. Birinci düzeltme seviyesi 327,61. İkinci düzeltme seviyesi 322 seviyesi, bilginiz olsun. Evet, başka hangi hisselere bakalım? Tarık Bey, hayırlı cumalar. Kemal Bey, hayırlı cumalar. Evet dostlar, sorularınızı hızlıca alayım. Yorumlardan yani soru sormuşsunuz. Bakayım. Şurada ufak çaplı bir şey şu formasyonu vardı ama şurada var bir tane. Yanlış görmüyorsam. Çıkmazsa ölçeceğim. Tamam. Evet, süreci başlatalım. Diğer soruları geçelim. Akfen Gayrimenkul. Orada benim grafiğim var. Bakmam şu an için çok doğru olmayacaktır. Bakalım. Periyodu biraz ufaltalım. Bakmak istediğiniz hisse var mı dostlar?
15 saniyelik grafikte biraz canlı grafik izleyin. Bakalım canlı grafikte trade etmek nasıl bir duygu? Eylül'ce bakalım. Ejderhalarla alakalı yukarı yönlü bir yükseliş grafiği var. 60 liralar bandına kadar. Ama ara trade'leri yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Trade'lere uyan güzel bir hissedir. Bilginiz olsun. Onun için herhangi bir problem yok. Endekste 15 tanelik izlemeye devam edelim. Formasyonun tekrarı gibi görünüyor ama şurada güzel bir formasyon oluşumu olacak. Hedeflerine şöyle bakalım. Periyot çok ufak olduğu için birinci hedef 340 şey 334.81, ikinci hedef 334.93. Canlı canlı trade edelim. Bu arada üstatlara söyleyin. Bu periyotta analiz yapabilen varsa buyursunlar. Ben de merak ediyorum açıkçası. Esnemesi bitsin. Birazdan hedeflerine doğru gideriz. Niye bu kadar esnedi? Bir saniye. Para girişim yok. Para girişi başlasın. Yükseliş başlar. Henüz bir para girişi yok. Para girişi başladı bakalım. Tamam. Ersu'da grafiğim var. Ona bakmak doğru olmaz. Dün onun dolar bazlı grafiğini inceledim. Kadir Bey. Bakalım 30 sent daha yükselmesi lazım. Periyot 15 saniye. Bu arada onu da belirteyim. Yani buradan buraya çok fazla esnemiş gibi geliyor ama rakamı da şöyle göstereyim size. 0.09 yani. Yani periyot 15 saniye olduğu için bu kadar yüksek bir mesafeymiş gibi görünüyor. Onu da belirteyim. Evet. Bakalım.
Başka hisse sorusu varsa alalım. Birkaç dakika sonra ben ekranı kapatacağım. Yani bugün piyasada geri çekilme beklediğim için çok fazla böyle hisse senedi işlemi açmayacağım. Ondan dolayı biraz vaktim var. Bu vakti sizlerle canlı yayında değerlendireyim dedim. Yani burada sorun yok. 334,81 bandını göreceğiz. Tamam. Akan Enerji'yi de dün analiz ettik. Onun grafiği duruyor. Orada bilginiz olsun. Formasyon kuralları ihlal oldu. Şöyle 5 dakika getireyim. Burada yükseliş formasyonu yok mu? Yok hala. Şey 34,81 görünsün, ben kapatacağım. 334,81 görünsün, kapatacağım. O zamana kadar soru sormak isteyenler varsa buyursunlar. Son 60 sent bakalım. Kaç sent kaldı? 30 sent. Gel. Bir tane şurası bir gelsin hedefine de bakalım biz yine ya. 20 kaldı. 11 kaldı. Hadi gel. Şurası bir hedefine gelsin de. Bu problem çözülür. %0,11'lik falan bir esneme oldu. Ama problem yok. Son 10 sent bakalım. Yapma şunu, para çıkışı başlayacak gibi görünüyor. İnşallah başlamaz da şurası hedefine gelir bir an önce. Yedi, altı, beş, beşten kaldı. Son bir atak yap ya. At yarışı izler gibi grafik izliyoruz.
4 dakika önce analiz ettik. Hedefine çok az bir mesafe kaldı. Yaklaşık 5 santim mesafe kaldı. Orada da para çıkışı başladı. Ne yazık ki. Ne demiştik? Konya mıydı? Konya'ya bakalım. Ama burası hedefine gelecek birazdan. Onu merak ediyorum. Konya şöyle günlüğe gelelim. Şimdi Konya ile alakalı yükseliş formasyonu var. Yaklaşık 14.000 mi görünüyor? Ben mi yanlış görüyorum? 15 440 zirve hedef, ara hedef 11.800 diyelim. Lakin hani riskli bir ise dikkatli olmakta fayda var. 15.000 seviyesi bile çok yüksek bir seviye değil. Yani kar oranı açısından çok rentable değil. Bilginiz olsun, dikkatli olmakta fayda var. Şaka gibi ya. 5 tane kalıp olacak iş değil. Evet. Hadi şurayı da aç, biz kapatalım. Formasyon oluştuğu takribi seviye dostlar. Esnediği seviye 0,40 sent civarında bir esneme yaptı. Bu da rakam olarak ne kadarlık bir rakama tekabül ediyor, ona bakalım. %0,13. %0,13'lük bir esneme yaptı. Yani %1'in bile onda biri kadar. Geri çekilme yaptı. Esnedi. Akabinde yukarı yönlü yükselişini oluşturdu ve devam etti. Bu tarz esnemeler çok çok yani normal esnemeler, bilginiz olsun. Şuradaki hatayı yaptığında geleceği rakam takribi ne kadar? %335,81'e denk geliyor neredeyse. Gayet güzel. Birinci hedef yine 334,80-90 bandı. Yani 0,10 sentlik bir 0,10 dolarlık bir rakam. Zirve hedef de 335,81. Price Cross. Vakıfbank ikinci hedef mi geldi? Ha. Bu biri geçmiş size. Banka düşüş formasyonu var. X Bank'ta düşüş formasyonu var. Bu kötü oldu işte. Dostlar satışlar hızlanır birazdan. Birinci hedefe 5 sent kalayı artık referans alacağız. Yapacak bir şey yok. Satışlar hızlanır. Bankacılıkta düşüş formasyonu oluştu. Dolar bazlı durum nedir? Orada da düşüş formasyonu oluşmaya yakın.
Bunda niz yok. Evet dostlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Bu arada şunu da söyleyeyim. 15 saniyelik grafikleri açıyor olmamın sebebi sizlerin sahadaki matematiği birebir canlı olarak yaşayıp deneyimlemeniz. Matematik her zaman matematiktir. Hiçbir zaman hani istisnalar dışında borsadaki süreçten bahsediyorum. Sizi yanıltmaz. Zaten 100 işlemden 2 tane 3 tane işlemde esnemelere maruz kalmak çok çok normal, olağan bir durum. Onun dışında matematik her zaman sizi kazanca götürür. Eğitim seminerine kayıtlar başladı, bilginiz olsun. Kayıt için Telegram'a Burcu Hanım'ın adresini yazarak Burcu Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bu şekilde Telegram'a yazarak arama kısmına Burcu Hanım'a ulaşabilirsiniz. Eğitimlere ve eğitimlerle alakalı bilgilere Burcu Hanım vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.